Merhabalar. Az önce CHP İl Başkanlığı'nı aradım. Yetkili biriyle görüşmek istediğimi söyledim. Önce Canan Kaptancıoğlu olmak üzere. Kimsenin olmadığını söyledi santralde bulunan kişi. Herkes Elazığ'a gitmiş. Deprem bölgesine gitmişler. Koskoca binada kimse mi yok dedim. Kimse yok dedi. Hiç inandırıcı değil. CHP'nin düştüğü duruma bakın. Santrale binada kimsenin olmadığına dair yalan söyletiyorlar. Nedir? Buradaki dert nedir? Mahir Kılıç'la ilgili kimseyi muhatap almıyoruz demek bu. Mahir Kılıç kapınızın önünde, açlık grevinde gün gün ölüme ilerliyor. Siz daha santralde bulunan kişiyi görmüyoruz, bilmiyoruz, talimatları veriyorsunuz. Ve deprem bölgesine gidiyorsunuz, insanların yaralarını sarıyorsunuz güya. Bunlar palavra. Siz deprem bölgesinde olan insanların yanında olamazsınız. Mahir Kılıç kapınızın önünde ölürken yaptığınız hiçbir şeyin karşılığı yok. Lütfen sevgili halkımız, arayın, sorun. Mahir'i kapınızın önünde öldürecek misiniz? Gençler Meclisi'ne neden randevu vermiyorsunuz? Neyi konuşmaktan korkuyorlar? Çıksınlar karşımıza desinler ki biz muhatap değiliz, biz öyle bir söz vermedik. Neden bizi muhatap kabul etmiyorlar? Neden Mahir Kılıç'la ilgili kimseyle görüşmüyorlar? Bu bir suçluluk psikolojisidir, çok açık. Canan Kaptancıoğlu suçluluk psikolojisiyle hareket ediyor. Neyse derdi, çıksın herkesin önünde söylesin. Çıksın karşımıza söylesin. Canan Kaptancıoğlu neyden kaçıyor? Mahir'i öldürecekler mi? Bunu öğrenmek istiyoruz biz artık. Daha fazla tahammül edecek zamanımız da kalmadı. Tahammül sınırlarımız da zorlanıyor gerçekten. Sizden de arayıp sormanızı istiyoruz lütfen. CHP'nin telefonlarını kilitleyin. Arayın, sorun. Aklınıza ne geliyorsa sorabilirsiniz Mahir'le ilgili. Ama öncelikli olarak şunu sormanızı istiyoruz. Mahir Kılıç kapımızın önünde öldürecek misiniz?